Mars'ta yaşamın kökenine dair heyecan verici bir teori ortaya atıldı. Formaldehit ölüleri korumak yerine yaşamı başlatmış olabilir. Bilim insanları Mars'ın geçmişinde sıvı suyun bulunduğunu ve bu da yaşam için gerekli koşullardan biri olduğunu biliyor. Ancak bu yaşamın nasıl başladığına dair kesin bir kanıt yok. İşte burada Tohoku Üniversitesi'nden araştırmacılar devreye giriyor. Yaptıkları çalışmada formaldehitin Mars'ın eski okyanusunda önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyorlar. Formaldehit, su altında reaktif hale gelerek amino asitleri ve diğer biyolojik molekülleri oluşturabilir. Hatta RNA'nın yapı taşlarından biri olan ribozu bile üretebilir. Ekip, antik Mars atmosferinin formaldehit üretimine uygun olduğunu düşünüyor. Bu gezegenin güneş ışığına maruz kaldığı sıcaklığa ve volkanlardan gelen gazlara bağlı bu koşullar altında formaldehit Mars'ın yüzeyine yağabilir ve suyla reaksiyona girerek karmaşık moleküller oluşturabilir. Formaldehit hem suda çözünür hem de reaktiftir. Mars okyanusu tarafından emildikten sonra, okyanus varken molekül amonyak ve diğer basit moleküllerle tepkimeye girerek amino asitleri, şekerleri ve biyolojik açıdan önemli olduğu düşünülen diğer molekülleri oluşturmuş olabilir. Bunlara RNA oluşumu için gerekli olan riboz da dahildir. Formaldehitin su altında daha karmaşık moleküllere dönüşme kapasitesi özellikle de formoz reaksiyonu yoluyla zaten bilinmektedir. Bu çalışmada yeni olan şey yararlı miktarlarda bulunma olasılığıdır. Belki de Mars sadece ölüleri koruyan bir gezegen değil, aynı zamanda yaşamı başlatan bir laboratuvar olabilir. Bu düşünce gezegenimizdeki yaşamın nasıl başladığına dair yeni bir pencere açabilir. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur iyi okumalar